Ekonomi zaten ona keza çok kötü. Başka bir şey daha var yani. Arkadaş şöyle gelsin de yol kısa olmasın sana. Hadi kardeşim hadi bak orada yer var. Yol mu burası? Hadi. Abi yol burası. Neresi yol burası? Durmuşum ortada. Yol. Bir de diyor. Yol orası. Diyor, lan diyor. Bu sesin yüksek. Yol orası yol. Öyle bağırıp çağırır. Ne olur bağırırsam. Geri zeka. Oraya gitmiş buraya gitmiş. Yürü hadi. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif. Şu adam burada yaşıyor. He. Sana yaptıracak. Gel sen de yap. Bir denesene. Bir denesene. Lan mı? Lan sensin. Lan sen bağırıp duruyorsun bana. Lan sensin. Bakın defol git hadi defol defol. Tamam abi. He bakıyorum ben de sana bakıyorum. Tamam. Tamam abi sen ne abicim? Kenar ulan kenardayız zaten. Artist sensin. Tamam abi. Bastonu vuruyorsun ya. Komiser bak hemen aldırırım seni. Tamam. İt. Tamam, git. Tamam, sen baston. Tamam, doğru tamam, konuş lan. Tamam abi tamam. Sen tamam git. Gel. İt sensin lan şerefsiz. Gel, gel. Tamam, tamam abi. Boş ver abi gel. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminizde neler var abi? Ekonomi nasıl? En başta ekonomi, gündemimiz ekonomi ve ekonomi çok berbat. Yani ekonomide olmayacak şeyleri yaşıyor bu millet. Hiç olmayacak şey. Birkaç ay içerisinde %400 her şeye zam geldi. Bu olanaksız bir şey. Yani bize bunu söyleselerdi yumurtayı 10 liradan 60 liraya çıkacak diye biz buna inanamazdık. Dolmuşa 2 lira verirken 7,5 lira veriyoruz. Buna inanamazdık ama yaşıyoruz. Bu hala nasıl bir tane de bile olsa işimizde nasıl böyle bunlara destek veriliyor ben bunu inanamıyorum. Ne kadar bize yalan söyleyip de 200'e gidip AKP'ye oy veriyorlar. Bu insanları da anlamak mümkün değil. Bundan kötüsü görmedim. Ben 63 yaşındayım. Bundan daha beter. Bundan daha yalancı. Ne hükümet gördüm ne böyle bir ekonomik şartlar gördüm. 80'lerde kuyruk yoktu bir kere. 70'lerde vardı. Bunu söyleyen onu da bilmiyor. Elbette 70'lerde kuyruk vardı ama ülkenin ekonomisi de ona göreydi. Yani bazı içimizdekilerin ve içimizdeki bağlantı olan dış bırakların istedikleri yapmadık diye Ecevit hükümetine içimizdekiler, sağcılar özellikle stok yaptılar. Gaziantep stoğu vardı, tüp stoğu vardı, bütün bunlar vardı. Doğru. Ama kendi irademizde kendi biletimizi kendimiz keserdik. Mesela Amerika bize ambargo koydu. Koyarsan koy dedik yani. Ve stoğu düştük. Yani kuyruklara düştük. Niye? Birçok dış mihraklar bizim şeylerimizi kestiler. Olabilir ama vatandaşlarımızı kurtarmak için Kıbrıs'a asker çıkardık. Bunu yapabildik. Şimdi yapabiliyor muyuz? Bak Yunanistan 18 adamımızı aldı. Değil mi? Ne yapabildik? Hiçbir şey yapamadık. Ekonomi zaten ona keza çok kötü. Başka bir şey daha var yani. Arkadaş şöyle gelsin de yol kısa olmasın sana. Hadi kardeşim hadi bak orada yer var. Yol mu burası? Hadi. Abi yol burası. Neresi abi yol burası? Durmuşum ortada. Yol. Bir de diyor. Yol orası. Diyor, lan diyor. Bu sesin yüksek. Yol orası yol. Öyle bağırıp çağırır. Ne olur bağırırsam. Geri zeka. Oraya gitmiş buraya gitmiş. Yürü hadi. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif. Şu adam burada yaşıyor. Tamam sana yaptıracak. Gel sen de yap. Bir denesene. Bir denesene. Lan mı? Lan sensin. Lan sen bağırıp duruyorsun bana. Lan sensin. Defol git hadi defol defol. Tamam. He bakıyorum ben de sana bakıyorum. Tamam. Tamam abi sen ne abicim? Kenar çık lan kenardayız zaten. Artist sensin. Ne yapıyorsun ya uyarık? Akıllısın sen ha. He. Aferin sana aferin. Gel abi gel. Tamam boş ver. Bastonu vuruyorsun ya. Komiser bak hemen aldırırım seni. Tamam, git. Tamam, git. Gel. Sen baston. Tamam, doğru tamam, konuş lan. Tamam abi tamam. Gel. Git. Gel git sensin lan şerefsiz. Gel, gel. Tamam, tamam, abi. Boş ver abi gel. Köpek soy. Gel abi boş ver. Gel abi. Tamam abi. Ne işin abi ya? Niye böyle problem hemen? Beni çek ya. Bir şey demedi ki yoldan ya, biraz. Abi, burası Allah yol burası ya. Niye tamam öyle dedi. Niye bu gerginlik? Ne oldu siz bu? O beni duydu burada. Hepimiz birbirimize düştük. Ne oldu abi bize ya? AK Parti işte. Bana yazık olsun bana da. Gerek yok abi. Kendinize iyi bak. Devam et. Yazık günahtır be kardeşim. Evet, tamam abi. Ya abi niye bu gerginlik? Gerginlik bir durum. Böyle işte vatandaşlarımız böyle. Niye gerginlik? Biz burası yol diyor. Herkes istediği yerden geçer. Kenara çıkacakmışım. Akala bak. Buradan maraza çıkıyor. Buradan birbirini vuracak. Aldırırmış beni. İşte demek ne aldırdığına göre hükümetten taraf. Benim söylediklerimi duyuyor. Bana diyor ki yoldan çık diyor. Buna tahammül edemiyoruz. 80 öncesinde ve 80'de insanlar çok farklı fikirlere sahipti. Ancak asgari müşterekte birleşiktik. Yani birisi hırsızlık yaptığı zaman
Yok kardeşim, bu benim hırsızım diyen yoktu. Hırsız herkes hırsız derdi. Kediye kedi derdi. Ama bak benim söylediklerimi duyuyor. Yoldan çekildi. Burası neresi yol ya? Burada herkes istediği yerden geçiyor. Öyle değil mi? Herkes istediği var mı burada? Sen şimdi şuradaki duran kıza bak telefonla ödüyor. Çekil diyebilir misin yolumdan? Aynısını yapıyor bana. Niye? Ben hükümet kardeşim karşıtıyım diye. Maalesef ülkemiz bu halde. Ayrışıldık, bölündük. Buyur. Evet abi, halk diyor ki hükümetin suçu var ama diyor. Çoğu suç da halkın diyor bu pahalılığın sebebi. Şöyle inançlı kesimin suçu çok büyük. Neden? Pahalılığı yapa yapa ülkede her şeyi satıyorlar. Ülkede tarım alanı yokmuş gibi Venezuela'da arazi kiralıyor. Akıllı, çok akıllılar ya bunlar. Diplomasızlar. Ama bizim halkımız hala onu destekliyor. E bu halktan bu beklenir yani. Cahil halk da bu. Diplomasızca oy ısrarla 20 senedir oy verirsen böyle olur. Çözümü nedir abi? Çözümü derhal değişim. İşi bilen kadrolara derhal bu ülkeyi teslim edeceksin. Başka çözüm yok. Birbirimizi böyle vurarak kırarak bu işler düzelmez. Daha beter olur. Ama bu bir kaostur. Bu her kaosun sonunda bir düzlük vardır. O da bir gerçek yani. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayın kim abi? Kılıçdaroğlu. Hiç düşünmeden Kılıçdaroğlu. Elbette yapar. Çok da iyi yapar. Bu devleti en iyi bilen o adam. Niye? 30 sene, 30 küsur sene bürokratlık yapmış adam bu devlette. En önemlisi ne biliyor musun? Bürokratlık yapmış ama yabancı vakıflardan yardım almamış. Yabancı vakıflarla bursuyla okumamış. Tamamen Türklerin elindeki kendi imkanlarıyla Türk okullarında okumuş. Bunun için her şeyi en güzelini o yapar. Türk milleti için o yapar. O ve onun gibi olanlar yapar. Ya yabancı vakıflardan burs alanlar bir bok yapamaz. Gelirse yapar diyorsun abi, başarır diyorsun yani. Kesinlikle başarır. Kesinlikle. Ve yılın bürokratı seçilmiş adamdır. Hem de sağcılar tarafından seçilmiştir ha. Çoğu da beğenmiyor abi. SGK'yı batırdığı için diyorlar. SGK'yı nasıl batırmış? SGK'yı batırmış olsa bu AK Parti hükümeti onu acaba böyle bırakır mıydı? Bak burada hatam var deriz. Asarlardı, asarlardı. Ama sadece laf. Öyle lafları çok duyduk. Camileri yak. Hangi cami? Ya yakmıştır işte. Batırdı. Nasıl batırdı? Ya batırdı işte. Öyle yok batırdı. İşte bu lafların arkasında insanlar gidiyorlar. Yazık, günah. Ayıp. İnsan biraz sorgulayacak. Akıllı insan yolda yürürken taş varsa sağdan giden insandır. Bu kadar basit. Ne batırdı abi? Yok ortalığı. Bunu sorsun yeter. Başka? Ben de size teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.